Ne hafta sonuydu ama spor severler için harika bir hafta sonuydu. Çok dolu dolu bir hafta sonuydu. E, kronolojik olarak kısaca hızlı bir tur atarsak eğer. NBA'de final serisinin dördüncü maçı TD Garden'da oynandı. E, Boston Celtics ev sahibi olduğu müsabakada rakibi Golden State Warriors'a Warriors 107-97 yenildi ve seride durumu 2-2'ye getirdi Golden State Warriors. Golden State'in yıldızı Stephen Curry'e attığı 43 sayıyla sahanın en skorer ismi olurken onu Boston'dan Jason Tatum 23 sayıyla ve Jalen Brown 21 sayıyla takip etti. Gene Golden State oyuncusu olan Klay Thompson 18 sayıyla Curry'e eşlik ederken 16 rebound alan Andrew Wiggins de gözlerden ve dikkatlerden kaçmadığı çok özel bir rebound performansıydı ki Golden State'in bu serideki en büyük problemlerinden bir tanesi rebound ki kaybeden 3. maçında ana faktörlerinden biriydi Boston'a karşı kaybettikleri, kaybettikleri maçtaki rebound sayıları. serinin 5. karşılaşması pazartesi gecesi Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde Chase Center'da oynanacak bu arada. Galatasaray'da seçim vardı. Galatasaray'ın 39. başkan Dursun Özbek oldu veya diğer bir e, tabirle 36. başkanlığının ikinci dönemi de diyebiliriz. Hatırlayacaksınız Burak Elmas'ın e, ibra edilmemesinin ardından e, sarı kırmızılar seçime gitmişti. Dün yani 11 Haziran'da yapılan seçimlerde de 200 civarı bir farkla e, Galatasaray'ın 39. başkanı Dursun Özbek oldu. E, Eşref Amamcı orada bir yılda e, iki seçim birden daha öncekini Burak Elmas'ı kaybetmişti. Bunu da Dursun Özbek kaybetti. İki seçim birden kaybeden başkan adayı olarak kayıtlara geçti. Ee, gene 11 Haziran'dayız. Gene yani dünün bir haberi bu. Basketbol Süper Ligi'nde final serisi heyecanlı yaşandı. Akşam 20.30'da başlayan maç. Fenerbahçe Beko'nun Andolu Efes'e konuk olduğu mücadeleye Andolu Efes'in yakaldığı 36'da 19 3 sayı atış isabet yüzdesi damga vurdu. Ee, özellikle Shane Larkin 14'te 9 üst sayılık atışla atış yüzdesiyle atış oranı ile birlikte 37 sayı kaydettiği Vasile Miss için ona 29 sayı ve 7 asist ile eşlik ettiği Tibor Plyce'ın da 15 sayı bıraktığı müsabakada Anadolu Efes rahat bir galibiyete ulaştı. Ki 3. çeyrekte hatta son 3. çeyrekte bir ara yakalamıştı Fenerbahçe Beko. Fakat e, onlar da birazcık yoruldu. Yorgunluk sinyalleri vermeye başladı. Sarı Lacivertler'de ise Pierre Henry 21 sayı, Marco Guduric 14 sayı, Nanda Dekol'da 13 sayısı ve Jan Vesel'in 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Bu seride de 4. maç Anadolu Efes ev sahipliğinde 13 Haziran pazartesi akşamı Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Harika bir final serisi oluyor. 3'e ulaşan kazanacak. Şu anda 2-1 durum. Eğer Fenerbahçe Beko kazanırsa şampiyonunu Sinan Erdem de kutlayabilir. Ama Anadolu Efes'in de gerçekten sert bir cevap verdiğini söylememiz mümkün. Gene 11 Haziran akşamı 21.45'te başlayan maç UEFA Uluslar Ligi C grubu 3. maçında Türkiye ile Lüksemburg karşılaştı. Daha önce Faroe Adaları'nın 4-0, Litvanya'yı 6-0 ile geçen Türkiye, Lüksemburg karşısında zorlanmadı. Ay Yıldızlar rakibine Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle ve Serdar Dursun golüyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Eee takımımız bu ara bu galibiyetle birlikte gruptaki puanını 9 puanı yükseltti. Onu ikinci sırada Lüksemburg takip ediyor. Bu UEFA Uluslar Ligi Devam ediyor. 50 maç oynayan futbolcular var. Artık insanlar çok yorulmuş durumda. Futbolcular çok yorulmuş durumda. Bence UEFA'nın burada bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsun 2022 Katar Dünya Kupası var. Kasım ve Aralık aylarında oynanacak. Ondan dolayı zaten fikstür sıkışık. Bir de üstüne Uluslar Ligi'ni ekleyince artık top başını Temmuz'da yapacaklar. Bu sporcuların bir e, tatil yapamadan sezon çalış yapmış olacak. Yani bu sezon özellikle biz Medioskop Spor olarak sporcu sağlığını e, ekstradan biraz daha not alacağız. Sanki oradan çok vahim istatistikler çıkacak gibi gözüküyor. E, bu arada 11 Haziran günü yani dün e, saat 10 17'de daha doğrusu 17'de Le Mans, 20, Le Mans 24 saat yarışının 90. edisyonunun startı verildi. Dünyanın en eski ve en prestijli otomobil dayanıklılık yarışlarını Toyota Gaz Gazoo Racing takımından Sebastian Buemi, Rio Hirakawa ve Brandon Hartley üçlüsü kazandı. 1960'larda 6 yıllık Ferrari dominasyonu ve efsane araç ki benim en sevdiğim araçlardan bir tanesi Ford GT40 ile 4 yıllık Ford dominasyonuna benzer bir üstünü kurmuş durumda Toyota Gazoo. Sebastian Buemi önderliğinde de üst üste 5. şampiyonluklarına ulaştılar. Bu Hartlin de aynı şekilde Brandon Hartlin de 2. şampiyonluğu üst üste. Formula 1'de de sezonun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini geride bıraktık. Damalı bayrağı ilk sırada Red Bull'dan Max Verstappen gördü. Şampiyonun lideri zaten. İkinci Red Bull'dan gene takım arkadaşı Sergio Perez'de ve üçüncü de Mercedes'ten George Russell oldu. Bu Sergio Perez'in aldığı bu puanla birlikte mark yani e, pilotlar klasmanında Max Verstappen'in hemen arkasına yerleşti. Charles Leclerc ve e, Carlos Sainz yarışı bitiremediler. Ferrari pilotları çok büyük bir hayal kırıklığına doğru gidiyor. Ferrari'nin harika başlayan sezonu. Orada biliyorsun Enzo Ferrari'nin bir sözü var. E, daima işte aerodinamik kötü motor yapanların sığındığı limandır demiş. Ama e, Red Bull hem iyi aerodinamiğe sahip hem daha iyi motora sahip daha dayanıklı motoru sahip gibi gözüküyor Ferrari'ye göre. Ferrari'nin dayanıklılık problemlerini bir şekilde aşması gerekiyor. Bir de gene bizi sevindiren bir haber. E, klasik yay kadın milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. E, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşraunur Coşkun, Ezgi Başaran ve Yasemin ana gözden oluşan klasik ya kadın milli takım finalde Almanya karşısında 5-4 mağlup olarak gümüş madalyaya hak kazandı. özellikle Gülnaz, Büşran, Coşkun Münih'teki Avrupa Şampiyonası finalinde Alman rakibine 6 kenarlık bireysel kategoride de Avrupa Şampiyonu'na ulaşmıştı. Bunu da atlamamız gerekiyor. Bir buradan da kocaman tebrikler. Son olarak da bisiklette 74. Kriterium, Kriterium de Döfine bisiklet turnu Geride bıraktık. 8 günlük yol bisikleti yarışını e, Sloven bisikletçi Primoz Roglic kazandı. Aynı takım arkadaşı Jumbo Visma'dan e, Jonas Vingegaard ikinci oldu. Ben Okanır'da üçüncü oldu. Şimdilik bu kadar. Bir derleme yapmak istedik. E, umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.